Bence haftanın konusu bu. Bill Gates'in Edirne ve Kırklar elinde 22 bin dönüm tarım arazisi satın alarak Türkiye'deki toplam arazilerini 56 bin dönüme çıkardığı iddia edildi hocam. Bu konu Tarım Bakanlığı'na kadar gitti. Gitti, aynen öyle gitti. Sayın Bakan dedi ki biz bu Bill Gates'in vakfıyla hiçbir anlaşma imzalamadık, hiçbir protokol imzalamadık. Sadece çeşitli istişarelerimiz oldu dedi. Gazetelere yansıdı. Sayın Bakan beyefendi öyle söylediler. Ama burada önemli olan şey şu. Bakın, Bill Gates eğer Türkiye'den toprak alıyorsa sizce Bill Gates enayi midir? Değildir tabii. Aptal mıdır? Değildir tabii ki. Bill Gates şayet Türkiye'den toprak alıyorsa, ki aldığını tahmin ediyorum. Bu benim tahminim. Aldığını tahmin ediyorum. Alıyorsa içerideki işbirlikçi hainler vasıtasıyla alıyordur. Devletimizde, yüce devletimiz, şanlı devletimizde bununla ilgileniyordur, ilgilenecektir. Fakat bu adamın esas toprak alma gayesi, bu haber bence bu işin önünü kapatmak için servis edilmiş bu haber. Çünkü bu adam tüm dünyada toprak alıyor. Brezilya'da toprak alıyor, İtalya'da toprak alıyor, İspanya'da toprak alıyor. Amerika'da aldığı toprak Manhattan'dan 7 kat büyük. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toprakları şu anda Türkiye büyüklüğünde. Yani Manhattan'dan 7 kat büyük olduğu söyleniyor ve şunu söyleyeceğim. Ya Trakya'dan almış olabilir. Peki bu adam bu toprakları ne yapacak? Hiç bunu düşündük mü? Onu soracağım hocam. Amaç ne? Burada iki tane amaç var. Aslında bir The Economist'in bir kapağı vardı. 4 Nisan 2019'du yanılmıyorsam. Onu verebiliyor muyuz? Evet, veremiyorsak verelim, da. Verelim. Daha iyi yayından önce attığım kapak. Daha iyi anlaşılabilir o kapak gelirse. Evet. Bakın. Şimdi bugün çok The Economist'ten gidiyoruz ama mevzuyu anlamamız için önemli. Bakın. Bill Gates'in işin içinde olduğu bir başka projedir bu da. Bill Gates ne üzerine çalışıyor? Yapay zeka üzerine çalışıyor, teknoloji üzerine çalışıyor, bilgisayar üzerine çalışıyor. Bakın, yapay zeka ile alakalı bir projeden bahsediliyor burada. Bir, ikincisi sentetik bir hayat kuracaklarını söylüyorlar. Hı hı. Ve Adem ve Havva'yı bilim adamı olarak çizmişler. Bakın ağaçlar... Yakın görebilir miyiz Hüseyin abi buraya? Ağaçlar DNA sarmalı şeklinde. Bakın burada da bir tane güneş var. Sun tarikatının sembolü güneştir. Güneşe de bir dakika, şimdi burada DNA çakmışlar. Dizilimi şeklinde, evet, bir ağaç var. Evet, aynen öyle. Burada nedir hocam bu? Bu güneş Sun tarikatının sembolüdür ve aşağı yukarı The Economist dergisinde güneş olmazsa olmazdır. Her 10 kapaktan 3'ünde 4'ünde vardır bu güneş. Şunların Adem ve Havva olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet, Adem ve Havva olduğunu iddia ediyorum ve bilim adamı olarak çizilmişler. Bakın daha başka bir şey var şurada. Şimdi bu kapak hemen gitmesin, Bill Gates'e bağlayacağız. Tamam, hani tamam. Niye toprak alıyor dedik ya. Tabii bir hocam. Kapağı bir izah edelim. Bakın burada bir kedi var. Horoz başlı. Evet. Ondan sonra bakın burada maymun DNA sarmalına tırmanıyor. Bakın burada da bir yılan var. Şimdi Tevrat'a göre yılan, Tevrat'a göre bizim kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Tevrat'a göre yılan cennete girmiştir ve Hazreti Adem'i kandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre de şeytan Hazreti Adem'i kandırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yılan bahsi bulunmamaktadır. Peki yılanı niye koyuyor? Allah'a meydan okudukları için, tanrıcılık oynadıkları için. Bu bir. Peki ağaç DNA sarmalı şeklinde. Ya neden? Bu arada başta da söyleyelim. Hani yeniden dizayn edilen, yeniden hayat, dizayn edilen hayat. Sentetik biyoloji için. Sentetik biyoloji için. Söz verin. The promise. Söz veriyoruz diyor. Vaat ediyoruz diyor. Bakın burada da DNA sarmallarını ağaç şeklinde yapmışlar. Bakara suresinde geçer. Dileyenler meallerden ya da şeyden bakabilirler. Yasak ağaca yaklaşma diyordu Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e. Hanımınızla beraber burada yiyin için oturun ama yasak ağaca yaklaşmayın. Burada verilen öyle bir meydan okuma var, öyle bir meydan okuma var, öyle bir meydan okuma var ki diyor ki ben senin yasak ağacına da yaklaşırım, kainatı da diyor yıkarım, yeniden kurarım diyor. Tanrıcılık oynamanın kralını yapmış adam bu kapakla. Şimdi gelelim Bill Gates'e bağlayalım işi. Hocam kapak beni dehşete düşürdü. Kapak böyle yorumlandığını bilmiyordum. Kapak acayip Adem bir kapak. Adem ve Havva'dan bahsediyorsunuz. Bir dakika. Yasak ağaç bu kez çok önemli DNA bir şey daha var. Çok evet, önemli hocam. Bir şey daha var. Şurada da bir tesis var. Görülüyor değil mi? Belli evet. Belirsiz şurada bir tesis var. O tesiste işte birazdan Bill Gates'e bağladığımızda onun ne olduğunu söyleyeceğim. Öyle fakat mi? Evet. Fakat unutmayalım o tesisi. Fakat bu kapakta tanrıcılık oynama var, tanrıya meydan okuma var. O kadar önemli bir kapak. Yani bunu bir de şöyle ilginç bir şey var. Bu kapağı kimse yorumlamamış da. Hani birçok ekonomist kapağı yorumlanıyor ya TV'lerde veya işte evet, evet. Instagram'da bize şurada burada. Bize gelenektir ama bu kapak henüz yorumlanmamış. Bu kapak siz söylediniz bu hocam. Kapak şudur. Biz kainatı da yeniden, haşa tabii ki haşa, onların diliyle söylüyorum. Kainatı da yeniden yaratmaya muktediriz diyor. İnsanlığı da yeniden yapmaya muktediriz diyor. Biz diyor, aslında diyor o tanrı olarak inandığınız biziz diyor. Şimdi bu kapağın yorumlanması bu şekilde. Adam 20'yi bakın, verelim istiyorsanız. Şimdi tekrardan Bill Gates'e dönecek olursak, hı hı. Bill Gates'e dönecek olursak.
Bill Gates'in bu toprakları almasının iki sebebi var. Bu arada Bill Gates Trakya'da tarım arazilerini topluyor haberi çıkınca fırsatçılar da Bill Gates'e komşu olacaksınız diyerek 9000 euroya parsel satıyoruz diyerek insanları kandırıyor hocam. Evet. Öyle de bir mevzu da var. Yani fırsatçı mı tükenir? Evet. Dünyanın Bill Gates'ten tarafında bile fırsatçılık çıkardılar. Siz bağlayın hocam konuyu. Şimdi bu adamın bu toprakları almasının iki tane sebebi var. Sebep bir, arz-ı mevcut projesi için. Bu topraklar eninde sonunda kendi düşüncelerine göre, Bill Gates ve avanesinin düşüncesine göre eninde sonunda arz-ı mevcut için birleştirilecek. Birinci amaç bu. İkinci amaç, o The Economist'in kapağında gördük ya, o aldığı, satın aldığı şu anda topraklarda böyle tesisleri kurmaya başladı bile. Hatta kurmuştur bile bazılarında. He, tesisler kuruyor. Tesisler kuruyor ve bu kurduğu tesislerde de işte tanrıcılık oynamanın ABC'sini yazmaya başladı beyefendi. Tekrar verin kapağı, o tesislerin de o kapaktaki evet, görüntüsü şuydu diyorsunuz. Evet, görüntüsü şu. Zaten belli. Tesis olduğu belli. Bir de üstelik de güneşin de bakın böyle paralel olması çok enteresan. Onun sentetik biyolojiye hazır olun. Evet. Yeni hayata, yeniden dizayn edilmiş bu derginin bir hayata içerisinde, hazır olun. Bu derginin içerisinde bir de şöyle bir şey var. Zaten kendileri de buna dikkat çekmişler. Bakın aklımızla gerçekten dalga geçiyor adamlar ya. Öyle böyle değil ya. Gerçekten. Bu derginin içerisinde çünkü adam diyor ki sentetik biyoloji, hani bunu Ömer Faruk İspir ya da Türker Bey uydurmuyor bunu. Şöyle ya, bu bilim için kullanılacak canım. Öyle deyip geçilecek bir şey değil. Çünkü ben deniz biliyorum ki Türker Bey de Ömer Faruk İspir de bilime, ilime, teknolojiye karşı değil. Biz peki neye karşıyız? Bilimin şeytanilerin elinde olmasına karşıyız. Bilimin insanlığın yok etmek için kullanılmasına, negatiflik için kullanılmasına karşıyız. Şimdi bu bir tarafa. Bu bir tarafa. Ama bu derginin içerisinde adam diyor ki, adamlar diyorlar ki bu dergiyi yazanlar, bakın biz bunları anlatıyoruz ama böyle de bir gelecek size vaat ediyoruz ama aslında biz ateşle oynuyoruz. Tabii bu benim cümlem. 21'i benim arkadaşlar. Bu benim cümlem, ateşle oynuyoruz. Peki ne diyor, kendileri ne diyor? Yaptığımız iş çok tehlikeli diyor. He. Ben de diyorum ki siz ateşle oynuyorsunuz. Abdullah Çiftçi programımızın daimi konuklarındandır. Dedi ki yani Bill Gates küresel ısınmayı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireç taşını stratosfere püskürtmek istiyor. Gates'e karşı dava açma önerisinde bulunuyorum dedi. Bill Gates'e dava açılmalı dedi. İlginç bir şey bu arada. Yani küresel ısınmayı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireç taşını evet, stratosfere püskürtecekler. Şimdi sonra adamın, evet, Sait Ercan'ınkini verin. Sait Ercan araştırmacı yazar Sait Ercan da Bill Gates'e dava etti. Evet. Burada etmiş söyleyelim. Bu da bir ilk. Bill evet, Gates'e karşı dava açıldı. Sait Ercan açtı. Avukatı Murat Keçeciler. Bill Gates ve Melinda Gates Vakfı'na, istiyorsanız tam ekrandan nasıl gözüküyor bilmiyorum, maddi manevi tazminat davası ve Gates Vakfı faaliyetlerinin durdurulması hakkında. Bu da dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Bill Gates'e karşı dava açıldı efendim. Bunu da biz duyurmuş olalım. Burada Abdullah Bey, Sayın Abdullah Çiftçi Beyefendi çok güzel bir şeye ön ayak olmuş. İnşallah milyonlarca insan Bill Gates'e dava açar. Kendini ilgilendirmeyen konulara burnunu soktuğu ve insanlığın zihin dünyasını bulandırdığı ve insanlığın kaderine tırnak içinde hükmetmeye çalıştığı için. Evet.